Herkese Özbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz NATO'nun yeni teslim almaya başladığı insansız hava araçları. NATO kurduğu İHA filosuyla birlikte sinyal istihbaratı konusunda çok önemli bir adım attı. Ve 5 adet sipariş verilen RQ-4 Global Hawk insansız hava aracı sistemlerinden üçüncüsünü geçtiğimiz günlerde teslim aldı. Peki merkezi İtalya'nın güneyinde, Signoella hava üssünde bulunan bu İHA'lar hangi görevlerde kullanılacak? Gelin bu videomuzda hem RQ-4 Global Hawk'ı tanıyalım, hem aklımıza gelen bazı soruların cevaplarını arayalım, hem de sinyal istihbaratı nedir bu konuya birlikte bakalım. <laughs> Tolgozbek.com kanalında farklı askeri konuları anlatıyoruz. Bazen savunma sanayinden örnekler, uçaklar, savunma sistemleri geliyor. Bazen de yurt dışında yabancı sistemleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda hazırladığımız RQ-4 Global Hawk videosu sizlerden büyük ilgi gördü. Bu İHA sisteminin jet motorlu olmasıyla da ilgili birçok soru aldık. Jet motoru konusunu biraz daha videonun sonuna doğru cevaplamaya çalışacağım. Önce gelelim RQ-4 nedir buna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri çok yüksek irtifadan uçacak, jet motoruna sahip, havada uzun süre kalıp sinyal istihbaratı yapacak bir insansız hava aracı konusundaki çalışmalara 1990'ların ikinci yarısında başladı. Bizde daha çok İHA denildiği zaman işte kanat veya gövde altında taşıdığı mühimmat ön plana çıkıyor ama Amerika'nın amacı özellikle kıtalar arası uçuşlar yaparak bu İHA ile istenilen bölgede uzun süre kalarak ve tabii ki yerden ateşlenen füzelere karşı da yüksek irtifa nedeniyle daha rahat görev yapması açısından yeni nesil bir Sinyal istihbaratı İHA'sı geliştirmekti. Bununla ilgili çalışmaları Northrop Grumman başarıyla tamamladı ve arkasından RQ-4'ler hizmete girmeye başladı. RQ-4 diyoruz ama bu İHA gördüğümüz neredeyse bir yolcu uçağı, bir Boeing 737 büyüklüğünde devasa bir insansız hava aracı sistemi. Örneğin kanat açıklığı 39 metre 90 santimetre ve havada 20 saatin üzerinde kalabiliyor taşıdığı özel elektronik aletler RQ-4'ü çok farklı bir boyuta götürüyor ve gerçekten geçtiği yerdeki tüm radar sinyallerini, askeri veya sivil iletişimi, konuşmaları sinyal istihbaratı sayesinde topluyor ve bunları hiçbir şekilde herhangi bir karıştırmaya mahal vermeden uydu üzerinden istenilen noktaya da aktarabilen bir sistem. RQ4 bu açıdan stratejik öneme sahip ve gerçekten Amerika'nın çok yakın müttefikleri bu insansız hava aracı sistemini satın alabiliyor. RQ4'ün kullanıcıları arasında Avustralya var, Güney Kore var, Almanya bir dönem kullandı ve son olarak bu aileye NATO eklendi. Peki NATO neden bir insansız hava aracı sistemi kurdu? Öncelikli olarak NATO'nun ortak kullandığı hava araçlarıyla ilgili en çok tanıdığımız gözümüze aşina diyelim e3 AVAX uçakları geliyor. Boeing 707'lerin gövde üzerine takılan özel radar sistemiyle AVAX uçakları yani E3'ler havadan ihbar kontrol amaçlı olarak kullanılıyor. Ve Almanya'daki ana üste NATO uçakları NATO adına görev yapıyor. Bir bölge karıştığı zaman veya bir operasyon olduğu zaman E3'ler o bölgeye intikal ediyor. Örneğin farklı ülkelerde değişik üsleri var. Türkiye'deki üsleri de Konya. Ve uzunca bir süredir de NATO AVAX'ı Konya merkezli olarak Akdeniz olsun, Suriye tarafı olsun, Irak olsun bu karışık bölgelerde uçarak hem bölgedeki hava trafiğini kontrol ediyor hem de eğer Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin buraya müdahalesi veya bir NATO operasyonu varsa bu NATO operasyonuna havadan ihbar kontrol hizmeti veriyor. NATO'daki E3 operasyonunun ana amacı bir kere Tek bir ülkenin bunu yüklenmesi çok zor çünkü havadan ihbar kontrol uçakları çok ciddi maliyetlere sahip, modifikasyonlara sahip uçaklar ve parayı da bastırıp da alamıyorsunuz. E çünkü çok fazla ülkeyle bu teknoloji paylaşılmıyor. NATO sayesinde çok sayıda üye ülke ortak havuza para koyarak bu E3 operasyonlarının ekonomik hale gelmesini sağlıyor. Şimdi NATO insansız hava aracı sisteminde de böyle bir adım attı ve Amerika'dan 5 adet RQ-4 Global Hawk kaldı. Bunlardan 3'ü teslim edildi. Hatta 3. İHA geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitti ve uçuşun da Amerika'dan kalkıp duraksız olarak tamamlayıp İtalya'daki Sigonella üssüne inerek gerçekleştirdi. Şimdi İtalya'nın seçilmesinde çok önemli bir faktör var. İtalya'nın güneyindeki bu yüz sonuç olarak Akdeniz havzasına çok Hakim bir pozisyonda işte batı tarafına doğru gittiğiniz zaman İspanya'dan başlayıp ta doğu tarafında Türkiye'ye kadar uzanan geniş bir Akdeniz Havzası var. Sadece buradaki bölgeye baktığınız zaman tabii ki öncelikli Kuzey Afrika'ya hakim oluyorsunuz. Sinyal istihbaratı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Türkiye'nin güneyindeki başta Suriye, Lübnan, İsrail bölgeleri başta olmak üzere de Orta Doğu'ya da bu insansız hava aracı sistemiyle tabiri caizse el atmış oluyorsunuz. NATO'nun müşterek olarak sahip olduğu ve işlettiği ittifak yer gözetleme sistemi 15 ülke tarafından sağlanan ve 30 ittifak üyesiyle paylaşılan son teknoloji barındıran ve önemli bir yeteneğe sahip bir altyapı. Bu altyapıyla da birlikte NATO artık insansız hava araçları işletmeye başlıyor. İlk iki RQ4 2019 yılında NATO'ya gelmişti. Bu yıl üçüncüsü geldi ve teslimatların önümüzdeki yıla kadar tamamlanarak toplam 5 adet insansız hava aracı sisteminin işletilmesi planlanıyor. RQ4 Global Hawk'la ilgili olarak geçtiğimiz yıl Amerika ile İran çok ciddi bir kriz yaşamıştı. Dediğim gibi bu insansız hava araçları kıtalar arası operasyon yapıyor. Yani kaldırıyorsunuz 20 küsür saat havada kalabiliyor. Görev yapıyor ve bu İHA'lardan bir tanesi de Bastro Körfesi üzerindeydi. İran'ın elektronik dinlemelerini gerçekleştiren bir insansız hava aracı sistemi bölgede uçarken İranlıların iddiasına göre bir sınır ihlali gerçekleştirildi ve İran hava sahasına girdi bu RQ-4. Bunun sonrasında da İranlılar S300'den kendi geliştirdikleri hava savunma sistemiyle RQ4'ü vurdu. RQ4 belirttiğim gibi çok yüksek irtifadan uçuyor ama sonuçta bir kaçınma manevrası yapabilecek veya işte chaff flare atabilecek bir özelliğe sahipti. Sadece çok yüksek irtifadan geçiyor ve geniş bir alanda dinleme gerçekleştiriyor. RQ4'ü İranlılar vurdu. Hatta bunun parçalarını da geçtiğimiz günlerde zaman zaman İranlılar bir sergi açıyorlar Tahran'da. Vurulan insansız hava araçlarının parçalarını sergiliyorlar. Ve bu RQ-4'ün da İranlılar açtıkları sergide sergileyerek halka göstermişti. Biraz da isterseniz RQ-4'ün teknik özelliklerine bakalım. Maksimum havada saatte 629 kilometre hıza çıkabiliyor. Seyir sırasında ise ekonomik olarak seyir süreti saatte 570 kilometre. Menzili 22.780 kilometre ve 32 saatten fazla da havada kalabiliyor. RQ4'ün servis irtifası ise 60 bin fit. Bu da çok ciddi bir yüksek irtifa anlamına geliyor. Videonun başında da belirttiğim gibi jet İHA'larla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Ee, i̇zleyicilerimiz, okuyucularımız bize soruyor. Niye Türkiye'nin jet motorlu insansız hava aracı sistemi yok diye. Şimdi bu soruya iki türlü yaklaşmakta fayda var. Birincisi jet denildiği zaman bazı izleyicilerimizin aklına e, havada dogfight yapabilen, bombardıman gerçekleştirebilen ama sadece içinde pilotu olmayan muharip bir İHA sistemi öngörülüyor, ortaya atılıyor. Niye bu yok deniyor? Şimdi birincisi tamam Türkiye İHA sistemleri konusunda çok önemli bir yere geldi. Geliştirdiği kendi özgün sistemleri var, kendi silahları var. Ve gerçekten Suriye'de yapılan operasyonlarda yeni bir savaş doktrinine imza attı ama siz bunu muharip anlama taşıdığınız zaman bir kere tasarım olarak çok yüksek hızlarda uçabilmesi, havada manevra yapabilmesi, buna göre bir gövde tasarımı olması, gövdesinin çok sağlam olması gibi birçok özelliğe sahip olması lazım. Buna da ulaşmak şu an çok kolay değil. Bu zaman alabilecek bir süreç ve bu konuyla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Kuşkusuz geleceğin savaş uçakları pilotsuz olacak ve bunlarla da ilgili belki çok kısa aralıklarla, belki 3 yılda 5 yılda bir Teknoloji değiştirerek bu e, muharip, pilotsuz İHA sistemleri ortaya çıkacak ve yeni yeni sistemler geliştirilecek. Bunlarla ilgili biraz beklememiz lazım. İkinci soru, bazı okuyucularımız, izleyicilerimiz diyor ki, işte diyorlar Anka'ya bakıyoruz, Bayraktar'a bakıyoruz, Akıncı'ya bakıyoruz, Aksungur'a bakıyoruz. Hep pervaneli motor kullanılıyor. Niye jet motor takılmıyor bunlara? Şimdi jet ve pervanenin çok görevleri, yapabildikleri, performansları, özellikleri Sunduğu avantajları ve tabii ki dezavantajları çok farklı. Şimdi bir e, İHA'daki asıl amaç çok uzun süre havada kalabilmesi, ekonomik uçabilmesi, az yakıt harcaması ve de tabii ki çok bir yüksek bir hız performans beklenmiyor bunlarla ilgili. Beklenen performans dediğim gibi havada çok uzun süre kalabilmesi ve yüksek irtifaya taşıyıp fa, e, uçup fazla bir yükle çok uzun süre oralarda kalabilmesi. Bunu yapabilecek pervaneli motorlar çok daha revaçta. Şimdi bir jet koyduğunuz zaman yakıt tüketiminiz artmaya başlıyor. E bu yakıtı taşımanız için geniş depolara ihtiyacınız var. E ağırlığınız arttığı zaman taşıyacağınız yük sadece bu yük silah anlamında da değil. Radarlar direkt, elektronik sistemler şunlar bunlar kilogram olarak azalmaya başlıyor. Yani bir İHA'dan kalkıp 2 saat uçması beklenmiyor. Şimdi bir bakıyorsunuz 24 saat havada kalıyor. Minimum 12-13 saat uçuyor. Bu dönemden dolayı sizin şu anki isterleriniz doğrultusunda pervaneli motor kullanmak çok daha avantaj. Ben bizim insan savaracı sistemlerinde klasik işte o tek motorlu eğitim uçaklarındaki gibi pistonlu motorlar kullanılıyor. Hatta bunlardan PD-170'i e, TUSAŞ Motor Sanayi TEY kendi tasarladı, geliştirdi. Şu an ankalarımızda kullanılıyor. Bu çok önemli bir adım. Bunun bir sonraki adım turboprop motorlar gelecek. Turboprop'ta iç yapısı itibariyle türbin özelliklerine sahip bir motor, yüksek performanslı bir motor, çok ciddi bir güç ile oluşturuyor ve ağır kütlelerin kalkmasını sağlıyor. Bu tür turboprop içinde Baykar grubunun geliştirdiği Akıncı İHA sisteminde çift motoru var bunun. Hatta bu konuda Ukrayna ile bir anlaşma yapıldı, teknoloji transferi gerçekleştirildi. Turboprop motorlu yani İkinci aşama turboprop motorlu. Sonrasında eğer Global Hawk gibi 32 saat havada kalabilecek 60 bin fite çıkabilecek bir yapı gerekiyorsa ki bu artık hani bir kıtalar arası ihan haline geliyor. Jet motoru kullanmanız gerekiyor. Şu an Türkiye'nin e, hani emperyal bir güç değil Türkiye. Sonuçta yaptığı operasyon yaptığı kendi sınırları ve etrafı tabi sınırlar derken Libya'da eklememiz gerekiyor. Çünkü bir deniz sınırımız var onlarla. Bu özellikler açısından jet iha şu anda çok ihtiyaç olan bir durum değil. Ama dediğim gibi jet motorlu muharip İHA sistemi ise gelecekte planlanabilir, yapılabilir bir altyapı olacak. Bugünkü videomuzda NATO'nun RQ-4 insansız hava aracını biraz tanımaya çalıştık. Ve aynı zamanda bizlere çok fazla gelen neden jet motorlu İHA'mız yok sorusunda cevabını vermeye çalıştım. Hafta içi her gün saat 19'da Askeri havacılıktan sivil havacılığa, genel havacılıktan hava yollarına kadar farklı yönlerine havacılığın bazen de savunma sanayinin farklı yönlerine birlikte bakıyoruz. Lütfen kanalımıza destek vermek için abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuna basarak ve beğenerek ve tabii ki bildirimlerinizi açarak bizleri daha yakından takip edebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizlere ulaşmak isterseniz yorum yazabilirsiniz veya info@tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.